Neymiş Ahmet dayı? Çıkmayanların bir tekniği var. Nasıl bir teknik? Teknik? Evet. Sürtmeden çıkıyor bu kendi ya. Hani kireççi usulde beton var. Çıkmadı. Niye yapacağım? Ne yapacaksın Ahmet dayı? Ne yapacağım o zaman? Ne yapacaksın işte? Eline bir termosu alacağım. Sıyıracaksın mı? Ana o incecik hemen. Ama o şey kireç olmayan beton daha sıkıntı oluyor değil mi? Bu işte onun var. He, onun permatikli ama bu kendi çıkıyor. Baksanıza da. Permatikli de alıverim. Bunu sileceksin işte sonra bir su tutacaksın iş bittikten sonra tozla gidecek. Yani bunun öyle bir zorluğu yok. Bakın çerçeveler de çıkıyor. Kendi çıkıyor. Arkadaşlar bayağı bizi düşündüklerinden Hasan mahvolacak falan demişler ama arkadaşlar biz bunu denedik ki o yüzden naylonla falan uğraşamayız. Neyse. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ön cepheyi de bayağı bir yaptık. Videoya biraz geç başladım. Ahmet dayı buralar filan vallahi anasını babasını attı. Anasını atınca gerçekten Ahmet dayı. Dayım. Sen bu işin profesörüsün ya valla. Allah. Sallamayın durma sen. Ne? Beni sallamayın. Yo boşa sallamayın bak. Şaka diyorum tavlamadan da değil. Yani iyi de öldür hakkını yeme demişler memlekette. Boşa dememişler. Gerçekten. Ama sen de İyi şakala diyorsun. İyi de öldür hakkını yeme deyince ya. Ne? Yok ya. Yok yok. Gerçekten arkadaşlar. Kameramız tozlanmış mı? Neyse bu kadardan bir şey olmaz. Ya gerçekten eline sağlık. Ya güzel oluyor harbi. Arkadaşlar o camlar mamlar kolay iş ya. Ahmet dayı. Onun tekniğini bilmese. Bize 40 kere derdi Hasan kapadın değil mi? Zor olacağını bilse. Bir dakikada bir şey kalmaz onda. Aynen. Baksanıza şuna. Vallahi Ahmet dayı cillop gibi görünüyor ha. Bu arada arkadaşlar bu tarafta bayağı ayarladık ya. Şu analar bu işte ana çok önemli. Değil mi Ahmet dayı? Bu işin sırrı anada. Ana olmaz, su olmaz. Aynen bakın suva yapacak adamlar öyle kafanıza göre şapşıp vurmayın. Ben dengeli vuruyum. Yok malamını sayarım. Yok göz kararı yaparım. Hiç kendinizi risk atmayın. Atın ananızı. Alın terazinizi. İşinize bakın ya. Vallahi. Hem kolay da oluyor değil mi Ahmet dayı? Hayır ne sen üzülün. Ne de yaptıran üzülür değil mi? Ne yaptıranı üzülün. Ama tabii yaparsan. Ahmet dayının tekniği arkadaşlar ya yapma diyor ya iyi yap diyor değil mi? Yani. Ya diyor bu suvayı bu işi yapma diyor ya da iyi yap diyor yapmışken. Kaçma diyor. Baksanıza ya. Şöyle bir ön taraf korunmuş mu oraya bakalım. Daha bunun ince sıvası da vurulacak. Eli kum eleyeceğiz. Yani bu böyle kalmayacak. Görüyor musunuz köşeleri? Keskinliği görüyor musunuz arkadaşlar? Yani oldu oldu. Camlar da kolayca çıkıyor. Ha, baktık işte. Hatta eski Pima Penis bandajlar var ya onları çıkarmamışlar takanlar. Bizimkiler de uğraşmamış. Onların sarı şeyi geçmiş ya. Onlar çimentodan daha zor. Bakın ama bu toz oluveriyor hemen. Ay. Yorulacağız ama güzel olacak. Vurmuş baş çavuş. Bir şey yorulmaz. Nasılsın lan?
Değil mi Ahmet Usta? Hı. Yorulmadan hiçbir şey güzel olmaz. Gece çalışmadın değil mi Ahmet dayı? Ne? Gece çalışmadın. Ne gibi? Rüyada. Hemen olmadı o. Hemen oldu mu lan o? Oğlum adam hemen çalışırsa ne yapayım? O sene de bir iki sefer olur da. Ama bizim işe denk gelmesin Ahmet dayı. Değil mi? Şaka dedim ya. Vallahi hiç. Yani bu iş Ahmet dayı kendi işin biliyorsun. Yani sen ne dersen o, patron sensin. Emir komuta sende. Şak. Baksanıza abi ya. Hasan'ım. Buyur Ahmet dayı. Geldim dayı. Bende. Bende o iş. O iş bende. Şöyle güzel camalayla. Aşağı merdiven. Hepsini toplayın. Yaparken... Tamam. Hadi orayla ulaşmayın dayı. Tamam. Ay Ahmet dayı en dar yere gelmişsin. Vallahi diyemedim de ya. Anılayıp kaldım ya. Kova taşımaktan. Burada arkadaşlar bayağı bir dengesizlik vardı yani. Taşlarda oynama vardı. Ahmet dayı taşlar dedi, onlar oynarsa ben daha da çok oynarım dedi ve dümdüz çıkarttı maşallah. Değil mi Ahmet dayı? Bahçeye biber ektim diyor. Ne zaman yeşerecek diyor. Ana. Film koptu. Nazar değdirdik ya. Arkadaşlar orası işte. Yamuk olduğu için biraz fazla doldu. Çekmediği için kaydı. Bırakayım. Biraz çekecek kendini. Mecbur dolduruyor. Terazilemek için Ahmet dayı elinden gelen her şeyi yapıyor. Bakın. Şurayı görüyor musun? Burası çıkmış. Aşağısı boşluktu. Burası çıktı. Ama şöyle bakınca çiçek gibi çıkarttı Ahmet dayı. İş bunda biraz vay. Şeyli yapacaksın değil mi Ahmet dayı? Ne diyorum? Zamanlı yapacaksın. Serpmeyi vurdun mu başka yeri yapar olacaksın. Ora kuruyacak. Anayı vuracaksın. Değilse... Mala nerede mala? Mala şurada yukarıda. Değilse dökülüyor. Oba. Ahmet dayı yaş kaç? Yaş 58. Ay maşallah. Maşallah deyin arkadaşlar. 1963. Heh. Babamdan bir yaş büyüksün. Aynen yarısı. O 64'tü. Ya ne olur. Seni belki erken ya onu biraz geç yazdırmışlardır. Heh. Kimlikte seni erken yazdırmışlardır diyenin hesabı. Gerçi eskiden günlü gününe kimi yazdırıyorlarmış da değil vereyim ben. Ahmet dayı. Ağacı bitmiş. Yeni yaptılar böyle. İlk hafta. Evet. Aşağısı okulundaki değil mi? Okulun yanındaki. Oralar bayır. Onun hakimiz bir yaş aralıyız. He. Anladım. Sizin yumuşla sen gibi. He, bizde de Hasan'da bir yaş var. Bir yaş var. İki yaş var. Ulan beraber gittik ilkokula. Beraber çıktık ilkokuldan. Aynı sınıfa. Eskiden öyle oluyormuş ya. Hazırmış da ikisini bir halde. Burak Musun'a gittik. Dinlesene. Evet. Burada vardık bir hafta cüz okuduk. Sefer Hoca diye bir hoca var. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Amin. Bir hafta cüz okuduk. Abi bir hafta sonra dedi ki
Hikmet dedi, sen yarın Kur'an'a geçtin dedi. Kur'an'ın şurasına koyacağım. Bana döndü Ahmet, sen dedi daha bir hafta cüze koyacağım. Olmaz hocam dedim ya. Ulan nasıl olmaz? Hoca sen misin, ben miyim? Sen bir de yok işte dedi. Bu biliyor. Bunu Kur'an'a geçirdin. Sen bir hafta daha cüze koyacağım dedi. Olmaz hocam. Olur hocam. Olur olmaz. Adam sinirden titremeye başladı. Saplığı çekti. Olmaz diyorum ya. Ulan bu sunun etrafında ağaç mağaç bir şey yok oralarda. Bayır orada. Bu bina. Tam bir şey değil. Ulan. Tövbe. Beni öyle o arkada kırlandırıyoruz ama 4-5 sefer yaptık kursun etrafını. Olmaz diyorum ya. Sen misin lan hoca, ben miyim? Adam elinde saplık öldürecek. Sinirinden titrer ama. Ben kaçarımı kovalar. Hanımı yenge araya girdi Hasan. Kurtardı seni. Hoca hoca dedi, kucakladı hocayı. Benim çocuğum ne kovalan dedi ya. Öldürecek mi benim çocuğum, ne kovalan sen dedi ya. Tuttu hocayı. Hoca zangır zangır edersin dedi. Bana döndü. Yenge dedi, bu ne kovalar seni? Ne ettin sen? Suç ettik yani. Yenge dedi, ben suç etmedim. Biz dedim iki kardeşiz ya. Aynı gün geldik. Onu Kur'an'a geçirdi dedim, beni geçirmedi. Şimdi dedim ev vardığımızda o kasılacak. Ulan şöyle döndü. Hoca hoca bu çocuk haklı. Kır bunu da geçir dedi. Beni geçirmedi mi? Ondan sonra. Geçirdi mi? Tabii lan. Avradı kıramamış demek ki. Hoca hoca bu çocuk haklı dedi. Hayır. Yani tamam ama hani. Arada şey olmaz. Yani çok bunu et demek istedi. Aynen. Tamam bana ait geçti. Bir de küçük olan seni. Senden küçük müydü birader? Yok, bir yaş büyük. Ha, bir yaş büyük mü? Bir de küçük. Geçerse senden önce. Ya dedim ki, şimdi evde kasaracak mı bizi ya? Gönüllü kırılmazsın değil mi? Hoca hoca dedi. Hayır benim gönlüm diyor. Bu çocuk haklı, körüm bunu da geçir dedi. Yakına kadar okurlardı orada ya. Bizim köylüler falan. Yine tamir ediyorlarmış herhalde orayı. Ta yeni yapıldıydı o zaman. Sen yeni gittin de yeni yapıldıydı. Ben orada. Hayır orada. 15-20 sene önce okurka orada şeyler okuyordu. Bizim köyde bizden büyük abiler vardı 3-5 yaş. Onlar okudu en son dönemde hatta. Yatılıydı o. Yatılıydı ya. Ne bir dikili ağaç, ne bir suyu, ne bir şeyi vardı lan. Şimdi çamman var mı? Sarı oğlan kasyalar var. O çarşı bir yok, o çarşı değil, sarı oğlan olması lazım. Sefer Hoca'da iyi biri vardı. Oğlum diyor, hoca ben mi sevmişsin? Sen biz okuyacaksın oğlum, bilmiyorum. Ben o biliyor. Olmaz dedim ya. Ya onu da cüze döndür. Ya beraber ya geçir. Ya beni de Kur'an'a geçir yani. İşte çocuk olur böyle şeyler. Ama geçirdi efendim. Tamam lan, sen de Kur'an'ı koydun madem diye. O da sonra bana bir şey öyle geldi. Hoca ne kovalanın çocuğunun aklını mı alacak sen diye bağırdı. Ne kovalan dedi. Belki de ondan sonra bir daha gitmedin. Ne? Gitmiştir ya. Bayağı gittik ya. Bir seneye yakın. Ortaokula gitmeden bir sene Kur'an kursu yaptı. Orada şeyler okudu lan. En son bizim köylülerde. Ahad abi gibi, İbo gibi falan okudu orada. Ondan yatılı. Sonra şeye gittik. Yatılı mıydı bilmiyorum onlar ama. Sen ortaokul, liseyi falan okudun ya. Lise 2'yi okudum. Ondan sonra. Arşık zamanında okumuş. Senin zamanında falan lise okumak bayağı şey ya. Sağ sol davalar vardı ya. Okuyan birim ya. Nerede okuyan? Ötek gibi birader okudu da Asuba okuluna gitti. Candırması. O içeri gitti. Şey. Candırma bahçe okudu. Sağlam bir yere gitti. Sağlam bir yere. O zamanlar falan lise mezunlar falan oluyormuş ya. Hayır o zaman öyle bir dönemdi bak ben. Lise mezunu iyi bir şeydi yani. Eğitim şeyiydi. Ulan herhalde bir kapı buluruz kendime derdim. Olmadı. Olmadı. Birazcık da kırmızı kalem yemişiz herhalde birazcık da. Ne var en güzeli vardım kapıyı yerde. Buldum işte. Mala vuruyorum. Değil mi? Zor ama bu işte ağır. Zor ama olmaz işte. Bu iş. Çamur işi. Ama kondisyon yüklüdür Ahmet dayıda yıllardır oğlum ya. Sana bir söyleyeyim, o malaya ağacı aldığına şey gibi. Kaspık çıkırma seni. Bana ayrı sorun. Tespiki gibi geliyor şöyle. Ya nasıl çekilir mi lan o? Diyemeyiz. Aynı senin taspık salladığı nasıl olur? Kondisyonu bunu yüklüdür, anladın mı? Alışmıştık. Havada bulutları güzel oldu vallahi Ahmet dayı arkaya geçince. Değilse terlediydik ya. Arkaya geçtik.
Gölgeye geçtik. Puan aldık. Aynen. Güreş alma yok böyle. Yok ya, terledik ya. Ya güreşli puan almam da arkaya geçtiğimde. Alın tabi. Kirazlar filan kapkara kaldı ya. Vallahi arkadaşlar. Arka taraf full. Arka tarafın şurası çıkıntılı. Evin arka büstü içine gitmiş. Ortada bir çıkıntılık var işte. En kötü yeri burası bu evin. O da arka. Ahmet dayı yapabildiği kadar yapacak işte. Düzeltmeye çalışacak da. Burayı serpme yapacağız değil mi Ahmet dayı? Serpme yapalım ya böyle. Ya Kadir, ne yaparsanız yapın dedi. Sordum işte, sen duymadın mı? Yani akla yatan serpme bence. Benim çocuklarım canını isterse onu yap dedi. Vallahi mi? Sen duymadın mı? Serpme yapalım. Burada saman maman katıyoruz. Dediğin gibi pisliği fazla göstermez. Oh be. Mercedesleri değiştireyim. Değiştir abi. Değiştir Hasan'ım. Öptüm, dönüştür Hasan'ım. Sen Hasan. Buyur Ahmet dayı. Gel şey. Haydi. Az daha. Hı. Tamam, yes, good. İngilizce de var Ahmet dayı sende. Çok cıvık getirdim ya. Cıvık mı olmuş? Ya ben bu bana ha, dolgu yapıyorum ya. Tamam. Doldurmayı verdiniz o. Tamam bayan Ahmet dayı. İngilizce de var sende. Yok dayım, ne var sende? Mutlu mutlu. Ufak tefek mi? Lafın gelişi dayım. Ich bin echt der Wohnigdeutsch. O ne demek? Az Almanca var, başka yok yani. Almanca mı? 6 senede Fransızca gördük. Nerede? Okulda. Fransızca dersi mi gördün? Şimdi yok Fransızca, İngilizce. Yaparlı Fransa, o zaman geçerli dili dayısı. Geçerli miydi o zaman? Okullarda İngilizcenin yerine yabancı dil mecburuydu, Fransızca. Şimdi İngilizce mecburu. Tabii, Yaparlı Fransa, ben Fransızca konuşuyorum diye başlardı. Tabii. Mesela Hasan buraya gel diyeceğim. Evet. Hasan Viyenzisi. Buraya gel. O kadarcık. Tabii canım. Ama demek ki nasip Ahmet dayı. Ay sırmaz tabi. Öyle böyle ömrü tamamlayacağım. Çalışacağım ama senin bir prensibin var. Çalışmak. Yani sen diyorsun. Kargadan başkasını tanımam. Kargadan başka kuş. Şişhaneden başka yokuş tanımam ben. Karga niye? Ne? Karga niye? İşte ondan başka kuş tanımam. Akıllı olur onlar da. Akıllı mı olur? Denk gelmedin mi? Doğru. Öyle duyuyorum. Ama Ahmet dayının arkadaşlar diyor bacakların, kolun, ayakların sağlamsa diyor çalışacaksın diyor. Ekmeğin peşinde kovalayacaksın diyor. Yani. Miskinlik yok. En sevmediği şey. Dünyamızda miskinlik yok Hasan.
Adamı çırpmış 5 dakikada. He? Gerçi çitlemiş işte. Ahmet dayı geçmiş olsun. Ya geçmez dayım bu iş. Ya geçmez de bugünlük geçmiş olsun. Geçmez dayım. Ömür biter. Ya geçmez dayım. Askerlik benim bitmez. Tamam mı? Beni askerde piyade yazdılar. Ne dedim? Paraşütçüyüm müsün ama? Piyade. Askerlik bizim bitmez mi? Paşa paraşütçüyüm müsün ama? Ya ama piyade. Hayatta piyade. Arkadaşlar, bugün de paydos ettik sağ salim. Buralar yapıldı. Görüyorsunuz. Arkanın da kabası vuruldu. Yani şeyi serpmesi burası. Ben şunları koyup diyince çıkıyor. Sıkıntı yok mu abi? Ay ay. Şimdi burası da çekecek. Yarın analardan başlayacağız. Komple vurdu. Az kaldı Allah'ın izniyle bir şey. Yavaş yavaş. Bir de alıştık. Bünyemiz alıştı. Arkadaşlar burası da dıştan görünüş işte. Yok ya gerçekten bazı arkadaşlar beğenmemiş ama harbiden Ahmet dayı bu işi yapıyor yani. Gerçekten yapıyor yani, cilet gibi yamuk yumuk yerleri adam teraziliyor ya, duvar teraziliyor, her usta yapmaz. Bakın şurada, bakın çok bir şeylik vardı, burayı bile adam düzeltti. Yapıyor yapıyor. Vallahi beğenmiyormuş bazı arkadaşlar yazmış da, bilmiyorum artık da. Yani bizce, bence güzel. Bu bir de yarın ince suvayı yedi mi, ondan sonra bir de etek metek boyalı serpme yapılacak. Arka tarafta serpme olacak. O zaman bakın görün siz. Şuralar mullar hepsi tertemiz bu şey olacak. Bir tek taş duvarlar galiba. O zaman da güzel olacak arkadaşlar. Yani neyse. Bugün de paydos oldu. Yarın İnşallah sabah erkenden kalkacağız, harcı kalacağız. O gelene kadar amattayım. Kendinize iyi bakın ya. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bizim iş yavaştan şekilleniyor.